Hey herkese merhaba. Dünya nereye neydi? Hoş geldiniz. Ben Alex. Her zaman olduğu gibi Balkan var. Merhaba. 43. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu çay kahve fetişizmi dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %67 ile. Güzel. Güzel süper bir sonuç. Demek ki halk da bıktı artık bu artistlerden. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemiyor kimse istemiyor. Herkes normal içeceği neyse onu içmek istiyor. Üzerine bu kadar fazla bahsetmek işte Nasıl içeceğinin ona söylenmesini falan kimse istemiyor. Filtre kahve konusunda hala bir kararsızlık var ama sanırım biliyorsun Alper de bu konuda kafa karışıklığı yaşamıştı. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Alper demişken dünyaneregido.com'a gelen yorumlardan başlayalım. Kahve içmem rumuzlu arkadaş demiş ki konu şahane en çok güldüğüm bölüm oldu en az konuşan konukta filtreci Alper sanırsam demiş. Filtreci Alper keşke biraz daha fazla konuşsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Ama herkesin kendi tercihi. Saygı duyuyoruz. Anonim demiş ki... iyi bölümdü. Nefesinize kurban. Çayın solculuk ruhundaki rolüne de değinseniz iyi olabilirdi. Bir de ben oyumu çelikten yana kullanıyorum demiş. Bu şeyle ilgili. Celebrity Deadpool'la <laughs> ilgili. Çayın solculuk ruhundaki rolü... Aslında bir sürü şey de var ya. Sadece solculukta da değil. Orada kesinlikle var. Evet. Ama hani... İşte mesela dini cemaatlerde, tarikatlerde falan da çay çok önemli. Evet. Fatih'te de Eğer binlerce çay... çaycı bulur oturur içersin. Evet ama hakikaten solcular da içiyor çok fazla. Bir de hani överek içiyorlar falan. Dolayısıyla e herhangi bir ideoloji sahibi bir insan... Çay içer ve över diyebiliriz belki. Milli ve yerli ise belki. <laughs> maalesef her şeye eklemlenen artık. <laughs> Acaba bu. liberaller ne yapıyor? Onlar mesela çay içiyor mu? Bana mı soruyorsun? Evet. <laughs> e, bu soruyu üstüme alınıyorum. Eğer üzerine, alınıyorum. üzerine alınıyorsan evet, tabii ki. Bu soruyu üstüme alınıyorum. İkisini de içmiyorum. Çay da kahve de içmiyorsun. Portakal suyu tercih. <laughs> Şaka yapıyorum. Evet, da, gerçek liberal. Maalesef o da midemi yaktığı için içemiyorum. Hiçbir su içiyorum. Boş ver ya en güzeli. Evet. Suyu da böyle her şeye işte şifa sihirli bir şeymiş gibi falan bahsediyor ya insanlar. Maalesef. Bu da biraz uyuz bir şey değil mi ya? Mesela işte başım dönüyor diyorsun. Su iç e, bu kadar su içmezsen tabii başın döner diyor mesela. <laughs> i̇şte başım ağrıyor diyorsun. Tamam hani onu anlayabiliyoruz. Baş ağrısı tamam. Ama yani her şeye de su içmen gerekirle de karşılık verilmesin ya. Yani kanser oldum. Akciğer kanseri dördüncü faz. E sen sen bir switch, iç. Söküp atar o falan. <gülüyor> <gülüyor> Tümörü beyninden söküp atar falan diyecek mesela böyle. Beyin tümörüm olsa böyle diyecek. Ben bir ara sağlığa kudurup böyle biraz su en ideal ne kadar su içilmeli falan araştırmıştım. Sonra haber olarak işte günde 10 litre su içti. Beyin kanaması geçirdi. <laughs> Ama 10 litre gördüm. çok Sonra biraz sudan da soğudum. <laughs> ne o zaman ne diyeceğiz? Her şeyin fazlası zarar. Evet. <laughs> Bu dede yorumu da yaptıktan sonra yine anonim kişinin yaptığı bir yorumla devam etmek istiyorum. Dısa dısa yazmış. Random gülüyor herhalde. Demiş ki şekerli çay ne gerçekten? Gerzo gibi caps lock, kola falan da seviyorsundur. Alex sen demiş. <gülüyor> 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 Kola tabii ki seviyorum ya. Ne kadar kola... doğru bir yorum. Ne? Hangisi? ne kadar doğru bir <laughs> yorum. evet kola <laughs> bayağı seviyorum yani. Kesinlikle açık ara dünyanın en iyi içeceği bence. <laughs> ama bilmiyorum ya buna kaç kişi itiraz eder. Kola... O sen şekerlisini seviyorsun. Şekerlisi derken Zero'dan mı bahsediyorsun? Hayır. Şek... Normal o yemek. şekersiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya, çünkü şöyle de bir yorum yapıyorlar mesela. Zero daha da şekerli bir tadı var. Ya i̇çinde şeker yok ama daha tatlı. Evet. Diyorlar ya onu kastediyorsun sandım. Yok. Sen direkt şekeri has ve has şekeri Ter, Ya tercihim o tat olarak. Hakikaten bence en güzeli o. Ama çok fazla şeker olmasından rahatsızlık duyuyorum tabi ama bu dünyanın en iyi içeceği olduğu gerçeğinde değiştirmiyor. <laughs> ne yapalım yani? Zararlı evet, o ayrı onu hani, onu bir kenara koyalım. Tadı çok güzel. Yani özellikle bazı yemeklerle. Kola içmeden olmuyor ya yani ne, ne içeceksin zaten kola içmeyip de. Bu kolanın formülünün hala hiç kimse tarafından bulunamamış olması bir gizem ol, olması sana inandırıcı geliyor mu? Gelmiyor ya bence gizem falan yoktur artık. Evde yapsana. Evde mi? O tip makineler falan var zaten bu arada. Hakikaten mi? Aroma falan ekliyorsun işte o, asit, asit oranını falan ayarlıyorsun böyle sana kola yapıyor. Yani muhtemelen kolalı jelibonu eritip içsen falan zaten kola tadı... <laughs> Ama alın. kolanın tadı çok güzel zaten. Niye evde yapayım ki? <laughs> Daha ucuza gelir. <laughs> ha, ucuz da bir de çok pahalı değil. Ya şeyde restoranlarda falan <laughs> çok pahalı. Evet. Ama markete gittiğin zaman kola ucuz yani. Migros da evet. ucuz. Restorana gittin mi farklı. Or evet. Tabii yani. Oralar felaket. Oraya... 6-7 liraya çıkmış bir sürü yerde. Yani ya daha doğrusu zaten bir sürü yerde 6-7 liraydı da şu an ortalama yerde 6-7 liraya çıkmış. Tadı farklı. <laughs> Nasıl yani? Restorantekinin tadı farklı. Hafif cam, kılçıklı. Cam şişe, cam şişe. Evet biraz sivri. <gülüyor> Anlayan <gülüyor> bence daha fazla bir, bir adım daha devam edersek evet. sıkıntı olacak. Gitmeyeceğim. <laughs> o zaman konumuza geçelim. Ben başlıyorum. Kötüyle başlıyorum. Dünyanın kötüye gittiğine bir işaretle başlıyorum. Geçtiğimiz hafta biliyorsun karne haftasıydı. Evet. Çocuklar gittiler ve öğretmenlerinden onlara sarılarak karnelerini aldılar. Bu da beni okul zamanlarıma götürdü. Okul zamanlarımı da düşününce bir spesifik ana, bir anıya, bir duruma gitti benim aklım. Okulda sınavdan sonra e, öğretmen sana dağıtır ya sınav kağıdını. Evet. 85 almışın. ama puanı toplarsın ve 84 olur. <laughs> evet olabilir. Öğretmene gidip o öğretmenim benim sınav kağıdım aslında 84. Aslında dörtlük bir öğrenciyim. Beşi hak etmiyorum dediğin o ana gitti aklım. Burada öğretmenlerin genel olarak yaptığını. Aa öyle mi? Tamam. Ben onu 85. Aa, aferin sana gelip bana söyledin. O 85 kalıyor. Ne kadar yanlış bir hamle. Dünya kötüye gidiyor çünkü dürüstlük ödüllendiriliyor diyorsun. Ama burada mesela bence Sıkıntı bu, bu hikayede sıkıntı dürüstlüğün ödüllendirilmesi değil de yanlış bir şekilde ödüllendirilmesi. Yani dürüstlüğü ödüllendireceğiz derken hakkı olmayan bir şey verilmiş ona. Evet ödüllendirme işte ödül evet, dediğin budur. Hakkın yanlış bir olmadığın ödül. bir şeye sana verilmesi. Ama şöyle yapsaydı mesela notu bence kesinlikle 84'te kalmalı. Hı hı. Zaten şey de hiç inanmam. Mesela işte 84'te ya da 69'da, 54'te falan kaldığı zaman not hocaya yalvarırlar diyor ya. hocam bir puan daha, bir puan daha falan. Ona da hiç inanmam. Bence asla verilmemesi <gülüyor> gerekir. <gülüyor> yani alabiliyorsan zaten alırdın. Yani <laughs> alamadığına göre demek ki o kadarlık bir öğrenciymiş. Kesinlikle. Yani burada zaten 70 ile 85 arası zaten 14 puan var yani. Onun bir tanesi bayağı bir fark yaratıyor alamadıysan oturacaksın kardeşim. Dört aldığına dua edeceksin. Evet. Buradaki sıkıntı şu. Ya 84 almış bir kişi dörtlük bir öğrenciye orada kaza olmuş. Bu kişi de gelmiş seni uyarmış. Kazayı düzelteceksin. Onun karnesinde dördü yazacaksın. Hı hı. Bu kişiye de istersen bir dürüstlük belgesi gibi bir şey verebilirsin. Dürüstlük belgesi. Onore. Onore edersin onu yani. Dürüst ol mesela ya da hani sınıfın önüne çıkartırsın. Dersin ki bakın Hakan arkadaşınız o kadar işte erdemli bir insan ki o kadar dürüst bir çocuk ki geldi bana bunu kendi çıkarlarının aleyhine olmasına rağmen geldi bana düzeltirdi. Bu kadar da bu çocuk erdemlidir dersin. Herkes de seninle dalga geçer. Bütün arkadaşların. <laughs> enayi der. Evet enayi der herkes. Ama olsun o da onların suçu ya. Yani... Ee onore mi etmiş oldun çocuğu rezil etmiş oldun. Oldun onore olacaksın işte. <laughs> rezil etmiş oldun çocuğu. Öyle deme Yine kızlar falan bir şey yapar böyle. Bunun hiçbir şekilde gündeme gelmemesi lazım. Sen 84'lük kağıdı gittin öğretmene dedin ki bu 84, o 84 kalacak. Kalmadı. Çocuğum sen görevini yaptın ve bu kadar. Çünkü eğer ödüllendirirsen o çocuğu, sen o 84'ü 85 yaparsan bundan bir sonraki aşamada karşılaşacağın şey şudur. Çocuk hakikaten 85 almıştır. Gelir sana der ki öğretmenim ben 84 almışım aslında. Öğretmen de toplar kağıdı der ki yavrum sen aa, çok iyi haber sen 85 almışın. Çocuk da der ki onu bir 90 mı yapsak? <laughs> Bu nasıl bir mantık? Ya? <laughs> Dürüstlüğünün ödüllendirilmesini bekliyorum. Ama, bu, çünkü ama bu çocuk ikinci senaryoda dürüstlük yok ortada. Evet. Sahtekarlık yapıyor orada. Neden biliyor musun? <laughs> Neden? Dürüstlüğü ödüllendirirsen sen eğer araçsal aklı hakim kılarsın. Ben A'yı yaptım, B de bunun sonucu, B de bir ödül. O zaman çocuk bakar ki ben dürüst oldum, ödül geliyor. E dürüstlüğün dürüstlük yanılsaması da dürüstlükle aynı şey. E ben ödülü istiyorum. E o zaman ödüle gitmek için bunu da kullanabilirim. Bu mantığı veriyorsun çocuğa. Ya deneyebilir çocuklar hani böyle şeyler. Ama sonuçta tespit edilecektir. Bunun dürüstlük olmadığı. Bu sefer çocuğa oturup anlatırsın. Yani evladım hani durum böyle olsaydı tamam. Ama senin yaptığın şey düpedüz saçmalık yani. Dolayısıyla senin notunu indiriyorum. <laughs> 85 olan notunu 84'e indiriyorum. Eee? E ceza böyle bir şeyden yararlanmak istediği için ceza almalı. Sonra çocuk düşünür ki ben daha iyi nasıl kandırabilirim. Olay bu. <laughs> Temeldeki mantığı değiştirmiyorsun. Temelde çocuğa şunu aşılıyorsun. Yavrum faydacı ol. Sen eğer ödülünü bekliyorsan ona göre davran. O ödüle giden ne varsa onu yap. Dürüstlükte bunun yollarından bir tanesi. Doğru pe doğru pedagojik yaklaşım şu olmalı. Öğretmen sınav kağıtlarını dağıttı. Çocuklar aranızda eğer hakikaten de 84 alıp 85 yanlış hesaplamasına sahip olan varsa ve bunu bana söylemezse ömrü boyunca vicdan azabından dolayı ruhunu adeta bir et yiyici bakteri gibi Suçluluk duygusu kemirecek. Bunu demesi lazım <laughs> küçük öğretmenim. Küçük çocukları bu travmayla mı test etmemiz gerekiyor? Bu çok büyük bir şey mi senin için? olur <laughs> çocuklar. E pardon cehennem ne? Ama Alex... zaten küçük çocukları öyle de tehdit etmemek gerekir bence. Yapma bunu. Cehennem Ay. öcü falan Ay. gibi. Kesinlikle tehdit <laughs> Ce öcü öcü ne? Öcü saçmalık. Öcü böyle bir ayağı bu tarafta bir ayağı o tarafta tipler. Onları geç yani. Böyle safsatayı geçiyorum ama cehennem bu gayet şey bir kavram. Gerçek ya gerçek dediğim gerçeklik <laughs> imajına sahip bir kavram. En azından yerleşmiş bir kavram. Evet. Yani günümüzde seküler bir etik ahlak anlayışının oluşmamasının en büyük sebebi bu. Dindeki o noktayı koyan unsurun seküler bir biçiminin bulunmaması. Cehennem nokta. 84 sen 84'sün ve bunu söylemek zorundasın. Nokta. Kandıramazsın. Nokta. Çocuğa niye ödül veriyorsun? Çocuğun vicdanını sen o cehennem yap. Ama şöyle bir şey yani burada o zaman dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Bir insanın davranışını teşvikle mi istediğin yola sokarsın Yoksa korkutarak mı? Korkutarak değil. Ben korkutma burada yok. Mutlakiyetçilik var. Vicdan mutlakçıdır. Bence öyle olmalı. Vicdan cehennem olmalı. Nedense bizim kültürde hep vicdan böyle çiçekli böcekli güzel bir unsur olarak sunuluyor. Hani sokakta birine yardım ettin. Ah ne kadar da vicdanlı bir insan. Hayır vicdanın senin karanlık yönü de var. Vicdanın aynı zamanda cehennem de olmalı. Yani etmediğin zaman madalyonun öteki yüzü zaten o oluyor işte. İhtiyacı olan birine yardım etmezsen de o zaman da karanlık yüzünle tanışırsın. Hah, evet, vicdanız evet. abi. Doğru diyorsun aslında. Buna korku da diyebiliriz. Vicdanın, Hı -hı. korkunun yer aldığı bir mekan olması lazım. Bunu maalesef oturtamadık. O yüzden de insanlar hep faydacı mantıkla büyüyor. Ya Çocuk bakıyor ki dürüstlük ödüle gidiyor. E dürüstlüğün yanılsaması da ödüle gidebilir. O yüzden ben onu deneyeyim. Ama öteki tarafta mesela şu da var. Yani bu hikayeden yine yola çıkarsak çocuğun elinde iki tane ihtimal var değil mi? Şunu fark ettiği anda. Puan aslında 84 ama hatayla 85 verilmiş. Evet. Bu çocuğun önünde iki tane ihtimal var. Ya gidip hocasına bunu söyleyecek ve düzelttirecek ya da sessiz kalacak. Hı hı. Şimdi sessiz kalmak da bir fayda onun açısından. Beş alacak. Hı hı. Bu faydayı tercih etmiyor çocuk. Onun yerine işte dürüst bir insan, erdemli bir insan olmayı tercih ediyor. Sonucunun ne olacağını bilmeyerek. Belki de hoca onun belki beş verecek, belki dört verecek. Kim bilmiyor Allah aşkına. Bilmiyor tabii mi? ki. Artık bir şey değil mi? Hiçbir öğretmen. Ya 85'ten 84 olmasın da peki mesela 70 75 mesela. 85 değil de 75'miş. Hı. O zaman kimse mesela 85'e tamamlamaz tekrar onu. <laughs> yani, yani çok ya 10 puan yanlış hesaplamış hoca. Olur mu? Olur. Yani çok da şey değil. Sözlüden yüz verir. <laughs> ya bilmiyorum bazı hoca verir kimisi de vermez ama çocuk da bunun çok iyi ayırdığında olmayabilir örneğin mesela bir 6. sınıf çocuğu 7. sınıf çocuğu çok iyi bunu anlamaz mesela hoca bana kesin sözüden 100 verir ve benim notum tekrar 5 olur falan. Hayır. Burada çocuk gerçekten kendi zaten bir yandan rahatsız hissettiği için bir yandan da onun doğru hareket olduğunu düşündüğü için bunu yapıyor. Dolayısıyla bu çocuğu doğru hareketi yaptığı için tamamen faydasız bırakmaktansa en azından ona dürüstlüğü sebebiyle bir fayda verelim ki hani öbürünü tercih etmesin. Ki faydacı mantığa hakim olsun. Ve Ama bundan zaten sonra yürüyor hayatta ki. hep bunu gütsün ve ertesi gün eğer o dürüst olduğunda bir ödül bulamazsa dürüstlüğünde boktan bir şey olduğunu düşünsün. Ya bunun kavgasını verdik. Hoca geldim. Yani düşün. Gidiyorsun 84'ü itiraf ediyorsun ve onu 85 yapıyor. O 80, o hocaya gidene kadar ki halini düşün. Böyle içinde paramparça ya diyorsun ya gitsem mi söylesem mi yoksa şöyle mi olur böyle mi olur. Gidiyorsun sonunda söylüyorsun ve e, tamam seni 84'ün 85 e yapalım. E nerede kaldı benim mücadelem? Nerede kaldı benim ruhsal iç çekişlerim? Bu kadar kolay mıydı yani 85'i almak? Ben orada acı çektim. Bunun ruhsal sancısını çektim. E sonunda sen bana yine ödülü verdin. Ne anlamı kaldı? Hayır ben e cezayı istiyorum. Bu muhasebeyi de yapmış oluyorsun dürüstlüğün işte. Dürüstlüğün cezası olmalı. Niye dürüstlüğün cezası olsun? Daha doğrusu hak yerini bulmalı. Hak yerini bulmalı bence de evet yani. yani. Normal puan neyse onu almalı tabii ki. Ama öte yandan bu yani doğru davranışın ödüllendirilmesinde bence sıkıntı yok. Hatta ben bunun işte cezadan veya korkutmadan veya işte vicdanla tehditten daha faydalı olacağını inanıyorum. Çünkü Olumsuz hisler bir noktada insanı boğar kesinlikle. Boğusun. Yani işte boğulduğu zaman insan ondan tamamen sıyrılmak ister. Ha. Evet böyle yani gen, bence böyle olur ve böyle de oluyor. Yani mesela benim tecrübemde kişisel olarak olumsuz hisler beni çok fazla sardığı zaman bir noktadan sonra tamamen kurtuluyorum onlardan. Yani aklımdan çıkıyor. Bu sefer mesela çok fazla bu tip şeylerde işte vicdanıyla boğuşursa bir insanı böyle yetiştirirsen bir noktada bütün bu sistemin dışına çıkmak isteyebilir. Örneğin işte çok fazla mesela dindarlık baskısıyla yetişen insanlar bir yerden sonra e, ters tepebiliyor. Bu insanlarda bu. Ters teper ama onlar azınlık. Çoğunluğa bak. Valla bilmiyorum azınlık mı. Coğun, evet azınlık yani o, onlar. O baskıyı devam ettirirsen. Bir şekilde hani o sistemin içinde tutabilirsin belki ama gerçekten öyle inanır mı sanmıyorum bence onu isteyerek ulaşması gerekir ve bazı insanlar ulaşır bazıları da ulaşamaz yani burada böyle bir şeye de gitmek gerekmez bence işte hani toplumda herkes şöyle olsun yani gerek yok yani bazı insanlar ona kendi ruhsal arayışları nihayetinde ona erişirler zaten. Hı. Senin ideal olarak düşündüğün şey ve ruhsal arayışın sonunda eriştikleri noktada vicdan büyük rol oynayacak. Ben vic... Tabii ama onlar öyle insanlar vicdan işte. Vicdan cennet değildir, cehennemdir. Ben bunu diyorum. Sen işte senin o ödüllendirme, teşvik etme mantığın faydacı bir zihniyete zihniyeti teşvik ediyor diyorum. Evet ama zaten dünya öyle bir yer yani zaten zaten faydacı davranması gerekir. Önemli olan Faydacılıkta nereye vardı? Hani mesela faydacı olup adam jet jetfadıl da olabilir. Hani <laughs> çok daha dar olarak mesela ee, tanımlar onu. Işte. Öyle de olabilirsin. Ama işte adama başka türlü bir faydacılığı öğreteceksin o zaman. O da işte bu. Daha erdemli bir insan olmanın da bir faydasının olduğunu görecek. Sadece dolandırıcılığın değil faydası olmadığını gördüğünde de cayacak. Buna karşıyım. <laughs> Yo, Senin yani gibiler yüzünden seküler etik oturmuyor. <laughs> Dinsizsen ahlaksızsın demektir. Bu ya bu yüzden. öyle mi oluyor bu arada? Bence ya genel şu an dünya bu. Bu. öyle değil yani. Genel kanı bu. Dinsizsen ahlaksızsın demek. Ya bilmiyorum bence bu da birazcık değişiyor. Yani ne, neye ahlak neye ahlak diyoruz? Bu çok daha büyük bir tartışma evet. tabii. Yani dindar dindar toplumlar mı daha ahlaklı bugün baktığımızda? Yoksa hani inanç oranının düşük olduğu toplumlar mı daha ahlaklı? Bugün baktığımız zaman sanki dindar olmayan toplumlar biraz daha ahlaklı gibi geliyor bana. Bugünün... Buna katılacağım. Buna katılacağım. <laughs> Ama bu bugünün dünyası yani hani bambaşka bir şekilde gelişebilirdi bu tabii ki. Evet. Tamam. evet. Fakat bu faydacı alaka dönecek olursak ya bir de şu var ödülünü vermedin mi dürüstlükten cayabiliyor ya. Ama ya bence dünyanın, onu ya da bilir. Hayır bilmiyorum bence buna gidecek. Ve hani dünyadaki en çirkin şeylerden biri şu değil mi? Kolaya kaçmak için gerginlikten kaçmak için yalan söylemek tam bir faydacı mantık. Ben şu an gerilmek istemiyorum, karşıdakiyle bir husumet yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla ufak bir yalanla Evet. bu muhabbeti aklımıza... kapatabilirim. Evet. Bunu en iyi herhalde Cem Yılmaz anlatmıştı. Hani kızlar küçüklükten itibaren yalana odaklı, falan <laughs> böyle kandırmaya odaklı. İşte evet çok kız fazla baskı olduğu için evet, kız arkadaşımda kalıyorum. Cağurca. Ben öyle bir dünya istiyorum ki Kızlar desin ki ben bugün gidip sevgilimde kalıyorum. Annişko, babişko. Ya keşke böyle, böyle, olsa tabii ki. Bunun karşılığında da ama sonuçlarına katlanabilecek cesareti edinsinler. Çünkü eğer o faydacı ahlaka dönersen o cesareti hiçbir zaman edinemezsin. Onun yerine sonuçlarına hani dürüstlüğün senin hayatını boka sardıracağını bile bile dürüst olabilmek. Bence bütün olay bu. Tabi bu ideal dünyada benim kızımın <laughs> gelip bunu söylerken bir pasif lezbiyen olmasın diliyorum. <laughs> ya ama yani neşeler... Gelip bana erkek arkadaşımda kalacağım derse kalbim kaldırmayabilir Alex. İtiraf ediyorum. <laughs> bir inme geçirebilirim. Bir kalp krizi geçirebilirim. Yani emin ol ki hani bütün elimde ne varsa cognitive science Davranışçılık, psikanaliz, bütün bilimleri toplayacağım ve kız çocuğumu pasif lezbiyen olması için <laughs> eğiteceğim. Öyle yetiştirirsem. Çocukla yaşta terapiye başlarsan olabilir. Öyle belki. yetiştireceğim. Evet, belki olabilir. Ya ama bilmiyorum. Burada mesela asıl değiştirilmesi gereken işte ailelerin davranışı sonuçta. Yani burada dürüstlüğün olumsuz bir sonucu olmaması gerekir. Bu kişinin işte. Mesela senin kızın gelip sana diyecek ki ben bugün erkek arkadaşımda kalıyorum. Sen de mesela şimdi bugünün dünyasında şöyle şöyle bir tepki verebilirsin. Hani bana karşı dürüst olduğun için teşekkür ederim. Kalabilirsin. Evet. <laughs> Diyebilirsin. Yarının dünyasında bunu söylemene bile gerek kalmayacak. Hani bana ka Z zaten niye dürüst olmayasın ki? Zaten ne hani haber veriyor sadece. <laughs> bu, bu da ge gelecekte yani. Ee, do ya dolayısıyla hani. Bilmiyorum biraz da hani harcı alem bir şey olacak bunlar. Olacak ama. ille de böyle dürüstlükten dolayı acı çekmesine gerek yok ki. Herkes birbirine yani ne kadar az baskı olursa toplumda o kadar az insanlar yalan söyleme ihtiyacı hisseder diyeceğim ama yalan söylemenin de kendi içinde bir hazlı var. Böyle de bir durum var. Bunu herhalde kimse reddedemez. Bazen mesela sana oluyor mu bilmiyorum. Bana durduk yere yalan söyleyesim geliyor. Gerçekten. Önemsiz şeylerde böyle. Çok da mesela ya çok sevmediğim veya işte çok yakın bir ilişki kurum, kurmadığım ve kurmak istemediğim insanlara karşı durduk yere bir şeyler uydurasım <laughs> geliyor bazen yani. <laughs> ve uyduruyorum ben. Onun hazı bambaşka. Değil, değil mi? Ha? Güzel yani hakikaten. Buna işte mesela insanlar bunu Yalan söylediğini kabul etmemek için bunun adı mesela trollemek oluyor. Hmm, tırnak içinde. Evet. Trolledim diyorsun ama halbuki hayır yani yalan söylüyorsun esasında. Beyaz yalan, trollemek. Evet, evet. Bunlar birbirinin akrabası şeyler. Evet. Ama bilmiyorum. Dürüstlüğü yani dürüstlüğü sonuçlarına katlanamayacağın için benimsememek büyük tehlike. Büyük tehlike. O yüzden bu işi faydacı bir mantıktan çıkarıp mutlakçı bir mantığa oturtmamız lazım. Ve hani kimi diyebilir ki ya sen işte cehennemi vicdanla eşitliyorsun. O yüzden böyle bir ortamda kim dürüst olur ki? Yalan. Amerikan hukuk sistemine bir bak. Yani Amerikan hukuk sisteminde ortalama üstü bir suçluysan ve susmasını becerebilirsen yırttın. Paçayı yırttın. Yani çünkü son derece somut delil üstüne kurulu masumiyet karinesinin son derece el üstünde tutulduğu bir sistem hmm. ve fifth amendment diye bir şey var ya böyle kurtarıcı yok susma hakkına sahipsin ya evet. sus kardeşim sus ya sustuğun sürece sana kimse dokunmayacak ama ne oluyor bilimim dizi ve filmde gördüğümüz kadarıyla ve eminim gerçek hayatta da o insanlar o odada millet kendine doğruyu söylemesi için soru sorarken bir noktada kırılıyor. Hay hani bir laf var ya bir ara ünlü oldu. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Amerikan evet. hukuk sistemi bunun canlı kanıtı. İnsanların içinde doğruyu söyleme, dürüst olma gibi bir dürtü var. Yani suç suçlu da hissediyorlar tabii bir yandan. Evet, yani o an bütün o itiraf etmek pazar günleri gidip peder, peder günah işledim peder demelerinin <laughs> sebebi de bu. İnsanlar bir şekilde dürüst olmak istiyor. Bu ortaya çıkar elbet. O yüzden bir faydacı mantığa gerek yok. Yani Amerikan hukuk sisteminin bir defosu bu. Mesela işte idama gidecek adam suçunu itiraf et müebbete çevirelim diyorlar. Hayır içeri girip demesi lazım ki suçunu itiraf et ve seni asacağız. Emin ol söyleyecektir adam. Suçunu itiraf mı edecek? Evet. Bence etmez asla. <laughs> Böyle dersen. Hiçbir <laughs> için hiçbir şey fark etmiyor çünkü. <laughs> Bırak dürüstlüğü ödüllendirerek kötüye götüren insanları. de iyi bir şeyler var mı? Var. Çok çok iyi bir şey getirdim bugün. Elle yemek yemek dünyayı iyiye götürüyor. <gülüyor> Ellerine. <gülüyor> yani. Evet. Araç, araç kullanmaya artık gerek yok bence. Yani ben ele yatkınım çünkü elle yemek yediğimde doygunluk hissim çok daha geç geliyor. Ya birçok faydası var bence elle yemek yemenin. Hani süreci en başından başlatırsak yemek tecrübesi ve işte sindirim süreci Yemeği daha ağza atmadan önce başlıyor öyle değil mi? Hı hı. Yani yemek senin önüne geliyor. Sen daha onu hiçbir şekilde ağzına koymadan önce zaten süreç başlıyor. Senin ağzın sulanıyor mesela. Evet. Ve işte miden harekete geçiyor. <laughs> Şimdi bu süreçte elinle o yemeği hissetmenin çok büyük bir farkı var bence. Çatalla almaktansa. Neden işte o yemeğin dokusunu çok daha iyi hissediyorsun sıcaklığını hissediyorsun yani hmm. o, o yemeği tam olarak hissettiğin zaman da daha böyle bütünleşik daha tatmin edici bir e, deneyim yaşıyorsun gibi geliyor bana. Şimdi Allah aşkına şimdi kapağı elledin mi daha tatmin edici bir deneyim mi yaşıyorsun? Ya her yemekle zaten tabii ki olmaz mı? Yani hani bu bir kesin. Özellikle işte tencere yemeği dediğimiz sulu yemeklerle işte mesela kabaktır, bamyadır işte bu tip şeylerle tabii ki olmaz. Yani her yemek böyle yensin demiyorum ama elle yiyebildiğimizi bence elle yememiz gerekir. Bunun üzerindeki bu işte bunun pis olduğuna dair veya bunun en önemlisi kabalık olduğuna dair algının kesinlikle kırılması gerekiyor. Yani yoksa tabii ki her yemek elle yensin demek bir saçmalık olurdu yani. Onun da bir mesela çorbayı da mı elde edeceksin yani. <gülüyor> <gülüyor> alet alet kullansın ne var? Ya yapabilirsin ama elin yanar. Yani. Evet, evet. <laughs> ya aletlerin çıkmasında bir sebebi var. Tamam. Ama her şeyin de böyle olmasına gerek yok. Şimdi mesela bu Hint felsefesine göre falan onlar çok daha fazla elle yiyor ya. Evet. Onlara onlara göre mesela duyularını harekete geçiriyormuş. Parmaklarınla yemeğe dokunduğun zaman mesela Çinliler de diyor ki yemeğe enerji veriyormusun. <laughs> ya bu tip safsataları ben şey yapmıyorum tabii. Mesela işte çakralarını açtığı söyleniyor mesela. Abi onlar Çinliler yemeğe enerji veriyorsun sonra bir de onu geri yiyor musun Niye evet, niye evet. verdin o zaman? Zaten sendeydi. Sinerji yaratıyorsun işte. <laughs> Sendeki enerjiyle onu. Ya bunlar zaten safsata. Yani bunlar önemli değil ama mesela işte karşı çıkarken ne diyorlar en fazla söylenen şey işte temiz olmaz halbuki niye temiz olmasın ki yani hemen yemeğe oturmadan önce elini yıkarsın zaten ya. mesela yapman gereken bir şey hemen yemeğe oturmadan önce elini yıkarsın o arada başka bir şey dokunmazsan gayet de yani temiz olur o his olarak. Hani hijyen olarak zaten bir sorun yok. Hiç çatalla yiyenlerde bile mesela bir rakır sofrasına oturdun mu? Aynı mezeye birkaç çatal değdiriliyor. E tabii canım. elden yani... bir farkı yok. Diyebiliriz, diyeceğim. biraz ihtiyatlı yaklaşmak zorundayım çünkü herkesin el yıkaması farklı ama <laughs> bu detayları geçiyorum. Ya mesela orada da şey var. Yani çatal bıçak ne kadar temiz? Ne kadar ha. iyi yıkandığını nereden biliyorsun? Ya da sen gelmeden önce o masaya o konmuş. Kim bilir ne kadar süredir orada. Ya yani onun üzerine bakteri gelmiyor mu? Eğer olay buysa. Vicdansızlar tabii yıkamadan da koyuyor olabilir. Veya sudan geçirip. Ya evet dışarıda yiyorsan her şey olabilir. Ama bu şeyle alakası yok mu diyorsun? Elle yemenin ee, ne onun adı? Medenileşme. Ya baştan tabii ki öyle gelmişti. Elini kirletmemen için bir araç sunmuş sana. Yani ve dediğim gibi bazı yemekleri hakikaten de öyle yemek gerekir yani. Çünkü madar olursun mesela. Hani tek tek düşünsene şeyden tabaktan nohut yediğini tek tek. Yani olmaz hani güzel değil. Ya da işte elle böyle daldırıp avucuna falan atamazsın yani. Problem olur. Ama hani tartışmak istediğim genelde onlar değil de normal şartlarda elle yenmesi için tasarlanmış ürünleri bile elle yemeyenler. Pizza. Mesela pizza. Yani çok büyük bir problem ya. Pizza mesela kesinlikle sıcak ve soğuk arasında çok büyük tat farkı olan bir besin. Ha. Öyle değil mi? Yani pizzayı kimse soğuk yemek istemez. Ama çatal bıçakla yediğin zaman pizza soğuyor. <laughs> Çünkü hızlı yiyemiyorsun. Yeteri kadar hızlı yiyemiyorsun. Soğuduğu zaman da o hiçbir halta benzemiyor. Üstüne üstlük yoruluyorum. Sürekli yani sürekli o tam işte ya şimdi çatal bıçakla yiyince bir yandan da kibar olmaya çalışıyorsun. <laughs> Dolayısıyla küçük küçük porsiyonlar kesiyorum. Tam hani yetecek kadar. <laughs> şimdi böyle yiye yiye ya o kadar uzun sürüyor ki. Bütün keyfim kaçıyor. Hiçbir şeyi yani halbuki o eline aldığında o pizzayı bir kere zaten şu şey bile mesela şöyle dört parmağınla tuttuğun düşün, altta, o kenardan desteklediğini düşün, şöyle baş parmağınla ortasında basınca o kenarı böyle kıtır diyor ya mesela. Ya bu bile ne kadar güzel bir his ya daha yemeden bir güzel his getiriyor sana yani. Ama mesela pizzayı tam katlayıp yemek de biraz görgüsüz, görgüsüz mü ikiye katlayıp yemiyorum ben de öyle <laughs> açık söyleyeyim onu ben de seviyorum onun da tadı ayrı olsun. bu arada ama işte o ta ya bütün bunlar tamamen medeniyet algısıyla ilgili herhalde evet onun değişmesi lazım zaten Erasmus bu milletin pat pat gittiği o üniversitede gidip çılgınlar gibi seviştiği Erasmus o zaman demiş ki maksimum 3 parmağınıza kadar bir yemeği elle yiyebilirsiniz. Evet. Maksimum 3. Benim anneannem de böyle diyordu. Ha, evet. <laughs> Senin anneannen ve Erasmus resmen cips yemenin kuralını bulmuş. <laughs> cips de mesela maksimum 3 parmak daldırırsan kendimi ben temiz hissediyorum. Hatta de 2 bile olur bence. 2 e, zaten 3'e evet. en diplere daldırırken Aynen. giriyorum. Mecbur ve... kalırsın. Hadi kirleneyim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dördü daldırırsam zaten leş bir insanım. Yani onu aklımın ucuna da iyi getiremiyorum. Evet. Ama işte dediğin gibi iki de mesela bu kadar kötü hissetmemeliyiz. Yani mesela şu var mı? Cipsi de çatal bıçakla yiyelim diyen biri çıkar mı? Yani çıkmaz yani bu da manyaklık olur artık ya da işte kuru yemişi mesela çay kaşığıyla yiyeceksin tatlı kaşığıyla yiyeceksin olur mu böyle bir şey yani olmaz Halbuki onlar da yağlı mesela. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bu bu şeyimizi bir bırak ya da işte mesela lahmacunu o zaman niye çatal bıçakla yemiyoruz? Pizzayı çatal bıçakla yerken nedir okay. yani bunun sebebi? Hiçbir hiçbir anlamı yok. İşte ya çatal bıçağın çok fazla handikapı var. Kasılıyorsun bir kere. <laughs> yani kendini rahat hissedemiyorsun. Halbuki o yemek tecrübesini tam olarak alabilmem için İyice böyle bir gevşemiş olmam lazım. Tam anlamıyla böyle bir zincirlerimden kopmam lazım ki... ...onun böyle tadını sonuna kadar varabiliyorum. Resmen böyle hayvanvari bir şey geliyor. İstek geliyor. Mesela işte pirzola yiyorsun diyelim ki. Ya da bu eski Tarkan filmlerinde falan vardı ya işte. Hancıdan mesela işte et ve şarap istiyor. Ondan sonra eti öyle bir yok ki... ...elle böyle ağız burun her şey birbirine girmiş falan. Yani şimdi... Bu mu daha çekici geliyor izlerken yoksa işte orada işte şeye e, yakasından böyle şey takmış işte mendil <laughs> takmış hın 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 oradan işte küçük küçük lokmalar kesen bıçakla falan. Hiç güzel gelmiyor açıkçası. Tarkan çok daha çekici tabii ki o butu yani. eline alıp yiyor <laughs> ya. Tutkulu adam ya istiyor Aynen. yani yemeği hakikaten. Aynen elle yemekte öyle bir işte bence o yüzden doymuyoruz elle yerken ben doymuyorum. İnan bana elle bana herhangi bir şeyi ver. Bir tencere değil, iki tencere değil, üç tencere yerim. Çünkü elle yerken hissetmiyorsun. Hevesleniyorsun yani, değil mi böyle? Evet, elle böyle sanki şeyim Afrika'da aslanım keçi avladım onu yalıyorum. Onun kanlı bedenini yalıyorum. Elde böyle bir durum var. Halbuki elimde sandviç içinde domates, peynir, salatalık ve biber var ama <laughs> o hissi yine de yaşıyorum el evet. o hissi veriyor evet ya da mesela işte bir şeye ekmek bandırmanın güzelliği ya ya da ekmekli <laughs> sıyırmanın güzelliği bu da mesela nedense işte köylü ve taşlılı bir hareket olarak adlandırıldığı için bunu da mesela yapmaktan çekiniyorlar. Ara formül olarak şöyle bir şey icat edildi. Mesela tam bir ucube ekmeği kopartıyor, çatalın ucuna takıyor, çatalı zeytinyağına bandırıyor mesela. Çatal ucunda ekmeği zeytinyağına bandırıyor. E peki ne fark etti? Ne fark etti yani? Ekmeğe yine dokundun eğer olay oysa. Yine zeytinyağına bandırıyorsun eğer olay oysa. Ya hiçbir şey değişmedi ki niye böyle bir şey yaptın şimdi sen? Ya ama çünkü o ekmeği dokunduğumda elime biraz yağ bulaştı ve az sonra senin boynundan tutup kulağını yalarken <laughs> Hayır canım boynuna hayır, yağ sürmek istemiyorum. <laughs> yani bu nasıl bir nasıl bir setting bilmiyorum ama e, yani ekmeğin ucuna yağ bulaşmaz eğer orayı da şey yapmazsan, sokmazsan. Yağlı Çok rahat ekmektir. bir şekilde olur. Kaliteli restoransa yağlı ekmektir. <laughs> yağlı. E tamam ama işte elle, elle şey yaparken bölerken zaten yine eline bulaşıyor <laughs> kurtulamıyorsun ondan yani İşte her şey böyle bir tırnak içinde kibarlaştırma çabası halbuki zaten öbürü de kaba değil ki siz öyle dediğiniz için öyle oldu yani ortada hiçbir şey yok esasında ve böyle insanları işte utandırıyorlar mahcup ediyorlar mesela işte hamburgeri bile çatal bıçakla yiyen var ya. <laughs> Yok artık. Evet. <laughs> Veya Cidemiz. sandviç. Sandviçi çatal bıçakla yiyen var. Ya vardı. ya saçmalama. Nasıl, nasıl, gördün mü Buna tanık mu? Gördüm tabii ki. Evet. Böyle bir insan var mı? Var tabii ki. Yapma ya. Bir sürü kişi hem de. Bir de mesela şimdi bak insanlar böyle yaptıkça Restoranlar ne yapmaya başladı biliyor musun? Bu yiyeceklerin formunu değiştirmeye başladılar. Bu sefer mesela hamburger geliyor ama İnsanlar çatal bıçakla yediği için üstündeki ekmeği çıkartmışlar mesela. <laughs> ne yaptın abi? Ne yaptın? Hamburgeri bozdun yani. O artık hamburger değil ki. Başka bir şey yaptın onu. Yani ya da işte sandviç yazıyor menüde. Sandviç söylüyorum. Altta ekmek var. Üzerinde malzeme var. Üste ekmek yok. Nasıl sandviç bu? Yani sandviç kontu. Biliyorsunuz bu şeyi bulandır. Sandviçi bulan adam. Sandviç kontu. Kent şehrinin Hakikaten. Evet. Bu adamın adı Sandviç mi? Sa Hayır adamın adı değil. Ha. Bölgenin adı Sandviç. Adam Doğanın kontu. <laughs> Adam işte 10 18. yüzyılda arkadaşlarıyla kumar oynarken masadan kalkmak istemediği için. Böyle bir şey buluyor. Ekmeği getiriyorlar. Malzemeleri ekmeğin arasına koyuyorlar. Adam onu alıyor yiyor. Yani zaten sandviç elle yenmek için yapılmış bir şey. Adamı mezarında ters döndürmeyin ya. İki tarafında ekmek olması gerekir. Yoksa o zaten teknik olarak sandviç de olmuyor yani. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Etrafında lavaş olmayan durum olur mu mesela? Bir tarafı lavaşlı. <laughs> ya olur mu yani böyle bir şey? Olmaz. Sandviç de böyle olmaz. Ham Kapalı olmayan hamburger olmaz. Yani şunları ya, ya da söyleme ya zorunda mısın yani hamburger yemek eğer kaldıramıyorsan elle yemeği bu kadar kibarcıksan söylemeyeceksin kardeşim yani bunu göze alabilenler yiyecek o zaman sadece o hamburgeri iki taraftan sıkarken böyle tırnağından başlayıp böyle eline doğru sos gelecek yani gelecek buna da katlanamıyorsan söylemeyeceksin onu yani bu iş bu kadar basit. Ya peki elle evet yemedi Tamam sandviç, pizza, hamburger. Sulu yemeklere sen bu kattın ama pilavın üstüne su, sulu yemeği koydun mu? Pilavda bir nevi ekmek. Oradan elle yemeye ne diyorsun? Valla denemek lazım. Hiçbir tecrübeye <laughs> kapalı değilim. Ee, kesinlikle. Ya, pilavı çatalla yiyenlere tabii ki bir şey demem ama elle yiyene de bir şey demem. Yani belki de iyi olur ya. Hakikaten bilmiyorum yani. Denemek gerekir. Ama işte dökülebilir. Mesela Japonların pilavı biraz daha şey ya onlar böyle yapış yapış. Aynen. Başka tür çubukla yiyemezsin zaten. Manyaklar... Ee, orada mesela çok daha kolay elle inir. Bizimki biraz daha dökülüyor pirinçler. O yüzden zor olabilir belki. Ama Araplar yiyor. Evet. Yani onlara evet. da laf ediyorlar mesela. Bırak adam elle yesin Ne güzel yiyor işte. Evet. Keyif alıyor. Size ne oluyor? Yani. <laughs> bir insanın yemek yiyiş stilinden neden bu kadar tiksiniyorsunuz? Evet değil mi? Garip bir hakikaten bilmiyorum. Bana, ben anlam veremiyorum açıkçası ya. Bir de mesela şöyle bir faydası olabilir. İşte elle, elle yiyorsan mesela yemek çok sıcaksa yememen gerektiğini anlıyorsun. Böylece ağzın yanmıyor. Nasıl? <laughs> hiç fena değil. <laughs> Bilmiyorum benim için tam yemem gereken sıcaklıkta olduğunu anlıyorum. Ya da Demektir. mesela elim evet. yanıyorsa. Evet, aynen. Sen öyle seviyorsan da o. Ve onu aa, <laughs> karnımı acıktırdın. <laughs> Bak, işte ellerimi düşününce evet. otomatik mankanın acıktı. Ee, başka bir faydası da şöyle bir şey olabilir. Yemek yerken işte restoranda, dışarıda, masada insanlar daha az telefonlarıyla uğraşır telefonlarına dokunamazlar. Oo, evet. Ve mesela selfie çekemezler. <laughs> Instagram'a ha babam bir şey atamazlar. Mesela bu da benim için en azından bir pozitif. Pozitif. Ya şunu çünkü hiç sevmiyorum. Yemek geldi, tam yiyeceğiz. İşte garsona söyleyelim fotoğrafımızı çeksin. Selfie çekiyorum, herkes buraya baksın falan. Ya bunlar artık çağ dışı uygulamalar. Yani <laughs> çağ dışı. İnsanların elle yemek yemesi kadar çağ dışı bir uygulama var. Hayır diyorsun. o da o da artık yeni trend olacak. Bundan sonra, bundan o, sonraki çağ bu. Sen döngüsel bir insansın. <laughs> Döngüselce yakaladın. Ama her müthiş. şey öyle mi? Bütün bütün odalarda böyle yani. E zaten bir yere dönmezsen ya böyle bir şey yok. Sonsuz istimal yok bu dünyada. <laughs> bir yere dönmek <laughs> zorundasın. Bütün moda falan mesela bir bakıyorsun işte İspanyol paça iğrenç gözüküyor ama 15 sene sonra bir bakıyorsun millet yine İspanyol paça gibi. Bu sefer retro diye geri geliyor. 3 evet. yani, sene sonra yine iğrenç. 3 jenerasyon sonra retrosu da unutulur yeni bir şey diye geliyorum. Evet. Evet. O zaman bir tane hikayeyle e, son başımdan geçen bu şeyi anlat bu konuyu getirmek için bana ilham veren hikayeyle sonlandırmak istiyorum. Onu. Nedir o? İşte Geçen gün bir tane arkadaşımla şeye gittik. E, sushi yeme. Oh. nedense bu işte Japon şeylerine falan inanılmaz bir saygı var mesela işte hamburgeri Amerikan kültürü diyelim ya da pizzaya İtalyan kültürü diyelim bu daha şey bu daha uyuyor <laughs> mesela pizzaya Türkiye'de çok büyük bir saygı var mı? yok yok, değil mi? yani affedersin pizzanın yanına ketçap mayonez sıkan var <laughs> yani, yani bu kadar da midesiz olanlar da var hiçbir saygı yok mesela işte pizza şöyle yenir Böyle yapılır, şöyle kuralları vardır falan yok. Ama nedense uzak doğuya karşı böyle bir şey var. Adamların o disiplini yani. bize de bize de geçirmişler. Adamlar yani... kendileri saygılı. Evet. Sana baş eğdikçe sen de saygılı. sen de yiyorsun yani Aynen. Helal olsun diyorsun sen ne yapıyorsun? Evet. İşte oraya gittik, sushi söyledik, geldi. Ee, işte bir yandan da şey de geliyor ya işte wasabi geliyor işte hmm. kenara zencefil mi o zencefil geliyor işte soya sosu geliyor falan hmm. evet ben de tamam ben de sevmiyorum <laughs> ee, işte aldım şeyi sushi'yi elle soya sosuna bandırdım <laughs> tamam. hemen suratta ekşime ne yapıyorsun ya elle yenir mi o çopstik kullansana Abi bu chopstick ya. diyor utanmaz. Tabii. Ama tabii. sanki chopstick herkes kullanabiliyor da. Bak bu işin ayrı bir boyutu hakikaten. Sen kullanabiliyorsun anladığım kadarıyla böyle çıkıştığına göre. <laughs> hayır hayır. Şunun için söylüyorum. Böyle bir dayatma doğmaması da lazım gerçekten. Chopstick kullanmak zorunda da değilim ya. Ya chopstick bir hüner dalga mı geçiyorsun? Evet. Ben chopstick kullanmayı bilsem sirkte hayvan olurum ya. <laughs> ya. yani şu bakımdan hakikaten doğru. Yani ben hayatım boyunca çatalla yemişim bir sürü yemeği. Bir sürü yemeği de elle yemişim. Orada chopstick öğrenmek zorunda değilim yani. Kimseye de hiçbir saygısızlık değil. Ama burada daha büyük bir problem var. O sushi'nin chopstickle yenmek zorunda olmaması. Hatta tam tersi elle yenmesinin teşvik edilmesi. Özellikle o maki suşi var ya etrafı yosunla çevrili. Evet. Şimdi ben de bunu bildiğim için Elime çok büyük bir orada koz geçti. Yani bu hakikaten bir insanın başına gelebilecek en güzel şey. Yani biri sana haksız bir şekilde yanlış bir bilgiyle yükleniyor. Fazla hani kraldan çok kralcılık yaparak orada bana yükleniyor. Ben işin doğrusunu biliyorum. Artık orada gerçekten hani... Cennetin basamaklarında hissediyorum kendimi. Öyle bir güç var ki artık o an elimde. Knockout. <laughs> evet. Knockout'a hazırlanıyorsun. Yani aynen öyle. Bu şeyde vardı ya mesela Mortal Kombat oyunu vardı. Orada <laughs> dövüşürdün dövüşürdün. İşte en son karşındakinin gücü tam bitince böyle o hani şey olurdu. Sana bir 5-10 saniye veriyor. Fatalite çekmen yani. için şey verirdi. Orada bir kombinasyonu yaparsan yeterince doğru tuşlara basarsan kafasını falan kırardın böyle ekstra. Ve keyifle slow motion kırardın. Aynen. Hmm. <laughs> o böyle 3-4 kere dan 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 vücut yere falan çarpardı <laughs> böyle birkaç kere. Ya da yerin altına kademe kademe inerdi falan. Evet ben de öyle bir durumdaydım hakikaten. Orada mesela doğru bir doğru bir yaklaşımla doğru bilgiyi yüzüne vurarak kesinlikle hata yapmayarak doğru yaklaşırsan ona fatality çekebilirsin öyle bir ortamda. E ben de öyle yaptım. Fataliteyi çektin mi? Fataliteyi çektim. Ne yaptın? Dedim ki ya bu maki sushi tabii ki bunun elle yenmesi gerekiyor. <laughs> Sen Japon restoranlarında neden o shibori verdiklerini zannediyorsun? Wow! Wow! İşte bu işte bu. Benim için bir nirvana <laughs> adeta. Yani sadece ben değil tabii bütün insanlık için böyle. Herkesin başına bu gelmiştir. Smackdown. Yani. <laughs> Hakikaten saçlarından tutup kaldırıma sürtmüşsün. <laughs> ne yaptın sen ya? Orada mesela hani ek, ek bilgiler de mesela o da şey işte zafer turu. Ek bilgiler <laughs> verebilirsin mesela. Bayrağı boynuna dolayıp evet. stadyum <laughs> çevresi. Evet orada diyebiliyorsun mesela. sana ek bir bilgi olarak şöyle bir tavsiye vereyim. Nigiri yerken hani pirince değil de balık kısmını soya sosuna batırırsan <laughs> daha iyi. Gibi falan gibi. O da hani zafer turu böyle. Artık orada onunla iyice oynuyorum böyle şey. Trash talk falan yapıyorum. Ona gider ama onu yapmadım. Onu yapmadım. <laughs> yapmadım yapsaydın. Vallahi bunlar hak ediyor. Yapsaydım da kötü olan ben olmazdım. Yani işte bu kadar bak öyle bir işte şey kurmuşlar ki üzerimizde faşizan bir şey. Yani halbuki onu Japonlar elle yenmesini yasaklamış olsa ne olacak? Adam diyor bana yani bu chopstickle yenir. Ben de gidiyorum elle yiyorum. Ne oldu? Ne var yani? Ben öyle keyif alıyorsam öyle yerim. Kesinlikle. Bu kadar basit bir şey yani. O yüzden Lütfen yapmayın bu şeyi. <laughs> İki haftadır snobluk konuşuyoruz yine yemekle ilgili falan. O zaman bu hikayeyi de anlattığıma göre toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu haftaki konularımız... Dürüstlüğün ödüllendirilmesinin dünyayı götüye götürmesi. Benim konumda elle yemek yemenin dünyayı iyiye götürmesiydi. Siz de görüşlerinizi dünyaneregidiyor.com'dan bize iletebilirsiniz. Anketimize de oradan katılabilirsiniz. Haftaya salı görüşürüz. Güle güle.